Nereden başlasak, nasıl anlatsak? Programımız devam ediyor canlı yayınımızla birlikte. Çok sevgili konuğumuz Arif Za. Dinamik, canlı, heyecanlı konuklarımız da bekliyor bu arada. Tabii sürpriz konuklar var. Sürpriz konuklar var. Çok sürprizler ama. Evet. Şimdi 1987 yılında siz SHP'den milletvekili adayı oldunuz. Evet. Halkımıza biz sorduk. Dedik ki sanatçıların politikaya atılması konusunda neler düşünüyorsunuz? Evet. Arif Sağ'ın politikaya atılması konusunda da neler düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakın ne cevaplar geldi. Evet. Sanatçılar zaten politikaya resmen katılmış olmasalar da politikanın içindeler. Sanatçı olup da politikada faydalı olmaz diye bir şey yok ama Arif Sağ biraz sinirlidir. Atılsınlar tabii. Sanatçıların politikaya katılması iyi değil. Mecliste sanatçıların da olması lazım. Politika değil de sanatında başarılı olmalarını isterim. Duyarlı, entelektüel bütün sanatçılar politika yapmalı. Sanatçı sanatçı olarak kalmalı. Atılmaz tabii. Sanatçılar atılmaz da Arif Sağ girmese iyi olur. Dürüst kişilere her zaman Türkiye'nin ihtiyacı var. Eğer faydalı olabilecekse katılmalı. Amerika'nın başkanlarından birisi Smart. Yani şimdi bizim ülkemizde garipseniyor da ben sanatçıdan politikacı olur mu, siyasetçi olur mu? Sanat kendisi siyasettir. Yani sanatı siyaset olarak görmediğin zaman sanatçı olmazsın. Eğlencelik olursun. Yani çıkarsın bir yerlerde çalarsın, söylersin, birileri oynar, hoplar, zıplar, çıkar gider. Sen eğlenceliksin. Ama sanatçı olabilmenin yolu, sanatçı olabilmenin mesaj vermen lazım. Yani siyasi mesaj da vereceksin. Çünkü sanatçılar toplumun çok çabuk taklit ettiği kimselerdir. Ve toplumun çok itibar ettiği kimselerdir. Yani sanatçının birisi bıyığının yanını keser, insanlar der ki demek ki doğrusu buymuş diye bıyığının yanını keserler. Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Bu arada sizi politikaya ikna eden bir isim vardı. Evet. Fikri Sağlar lütfen. Ne işim var orada? Ne kadar süredir görüşmüyordunuz? Bir ay. Herhalde bir ay oldu galiba. Bir ay oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizleri de iyi gördüm. Sağ olun. Şimdi Fikri Sağlar'ın aslında bizde şöyle bir yakınlığı var. Sevgili eşi Serap Hanım da bizim mesleğimizi paylaşıyor. Meslektaşız aslında. Tiyatro. Evet. Evet. Kendi şurada biz bize konuşalım Allah aşkına. Rahat rahat. Şimdi sevgili Arif Hoca'yı siz ikna ettiniz. Nasıl bir politika hedeflemiştiniz? Bu politikada, hedeflediğiniz politikada istediğiniz yerlere varabildiniz mi? Biraz bunları anlatır mısınız bize? Arif Sağ mı varabildi, ben mi? Onu iki yönlü bakayım. 1987 yılında Sosyal Demokrat Alçı Parti'nin genel sekreterliğini yapıyordum o dönemde de. 1987 seçimlerine hazırlanıyoruz. Arif Sağ ile daha önce Hacı Bektaş şenliklerinde birlikteydik. Evet. Biz parti olarak Hacı Bektaş'a seçim otobüsümüzle birlikte geldik. Ve o zaman bir müziği domdom kurşununu bağıra bağıra çalarak dolaşıyorduk. Öğlen yemekte birlikte olduk. Arif bana dedi ki ya daha doğru dürüst, daha vurucu, daha yeni insanı içine işleyecek bir şey bulabilir miyiz? Ben dedim domdom kurşunu da böyle ama biz barıştan bahsetmeliyiz dedi. Haklısın dedim. Niye çalmıyorsunuz dedi. Sen yaptın da biz çalmadık mı? Biz öyle bir konuşmadan sonra gerçekten aradan birkaç gün ya da bir hafta 10 gün 15 gün sonra bir Arif Sağ gelecek dediler. Ben de hay hay dedim. Geldi elinde kasetle. Ben böyle bir kaset hazırladım. Tamamlamış her şeyi, her şey hazır. Her şeyi hazırlamış. Geldi. Ondan sonra konuşmamızda sanatçıların siyasete girmesi gerektiğini anlattım. O da buna açık olduğunu söyledi. Ve seçimlerden önce Arif Sağ partimize kaydederek Altındağ'dan milletvekili adayı olarak, partimizin adayı olarak belirledik. Daha doğrusu kendisi gitti. Ön seçimde Altındağ'da partilerimiz arasında seçilip geldi. Ve ondan sonra da çok keyifli, çok mücadeleci, çok zor bir dönemi birlikte yaşadık. Hala da mücadelemiz birlikte devam ediyor. Evet. Peki mecliste Arif Sağ nasıldır?
Parlamentoda Arif Sağ çok hırçın birisiydi. Bir sanatçının yapması gereken her türlü özveriyi, duyarlılığı gösteren bir arkadaşımızdı. Ve nitekim o her zaman doğrudan yana, her zaman olması gerektiği gibi dürüst, kalender demeyeyim ama mücadele aşkı doğrultusundaki yapmış olduğu çalışma onu bir noktaya getirdi. Biz Arif Sağ'la birlikte siyasette, siyasetin sanatla birleşerek topluma çok şey verdiğine inanıyoruz. 1980 sonrası sanatçıların siyasete girmesinde kapıyı Arif Sağ açtı. Arif Sağ'ın parlamentodaki başarıları, toplumun duygularını, düşüncelerini bir sanatçı duyarlılığıyla, isteklerini, sorunlarının çözümlerini bir sanatçı hassasiyetiyle çözmüş olması, diğer sanatçıların da bildiğiniz gibi siyasetin içerisinde daha aktif rol almasına bence bir güvence oldu, bir cesaret örneği oldu. 27 Mart seçimlerinde de iki çok değerli sanatçımız yine partimizden siyasetin içerisinde oldular. İnanıyorum ki bundan sonraki seçimlerde daha çok sanatçılarımızın, aydınlarımızın siyasi partilerin içerisinde yer alarak halkın gerçek sorunlarını, isteklerini, çözüm yollarını getirebilecek mevkilerde görev alırlar. Ve inanıyorum ki toplumumuz çağdaş ve uygar bir toplum olma doğrultusunda istediği noktaya sanatçılarımızla birlikte, sanatçı politikacı birlikteliğiyle daha hızlı bir şekilde gider. İnşallah. Umarız söyledikleriniz gibi olur. Şimdi aslında ben sizden hemen şöyle bir şey, o Arif Hoca'nın bestelediği şeyden aklınızda kalan bir şey var mı diye soracaktım ama hiç sıkıştırmayayım isterseniz. Aklımda kalmaz olur mu? Söyler mi? Yıllarca söyledim. Hepimiz fikri sağlarım böyle bir şey söylemesini bekliyoruz açıkça şimdi. Onu söyleyemem. Çünkü onu Serap beceriyor. Öyle mi? Beceremiyor. Söyleyemem onu. Biz otururduk evde. İşte, Sayın Fikri Bey'in iki tane baldızı vardı. İkisi de folklorcu. Böyle bir de onlarla bir de bir başka bir ortak yanımız var. Serap'ın iki kardeşi de folklor. Evet. Yani hem halk danslarında oynuyorlar falan. Biz ara sıra otururduk. Yani işte önce oyun oynardık. Beni utarlardı ikisi. Sonra iş biterdi. Biz başlardık. Türkü söylerdik. Serap katılırdı ama sen pek... Benim sesim müsait değil. Dolayısıyla her ne kadar Arif'in sesi çok güzelse de benimki onun kadar değil. Bu bizim aramızda bir espridir. Ben bir gün Arif'e sesin ne kadar güzel, nasıl koruyorsun bunu dedim. Arif baktı baktı, sen bana ne demek istiyorsun dedi. Ben anlıyorum. Senin sesin güzel değil demek istiyorsun. Yok yok, sesin güzel. Nasıl koruyorsun onu anlat. Çünkü Arif gerçekten sigara epey içer. Evet. Son zamanlarda bıraktı mı bilmiyorum. Yok işte bir yarım saattir falan içmiyor. Çok faal bir şekilde devam ediyor. İntifade. Paket paket. Günde 3 tane. Belki sesinin güzelliği sigaraya borçludur diye. O zaman şeyi söylemiştim. Olmayan şey korunmaz. Ben onu söylemek istemedim. Estağfurullah. Çünkü sesi gerçekten benim çok takdir ettiğim sesdir. Fakat Arif tabii sesinden yanı sıra asıl ülkemizde gelmiş geçmiş en büyük saz ustası. Öyle gerçekten, evet. Biz 1991 yılında Türkmenistan'a Arif'le birlikte gittik. Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke bildiğiniz gibi Türkiye. Ve biz Türkmenistan'ı tanıdığımıza dair belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız adına Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na götürdük. O heyetin içerisinde Arif Sağ da vardı ve Yunus Emre gecesi düzenledik. O gecede Türk sanatçıları Türkmen halkına çok güzel bir sanat gösterisinde bulundular. O gece Arif Sağ da ciddi bir şekilde hepimizi her zaman yüzümüzü ağartır, göğsümüzü kabartır ama çok güzel bir konser verdi. Sadece sazını konuşturdu. Herhalde bir 20 dakika kadar. 20 dakika gözleri kapalı, başı önünde, saçını sallayarak sazı çaldı. 20. dakikada bitirdiğinde bütün salon ayaktaydı. Gerçekten benim gözlerimin yaşardığını bu arada söylemek istiyorum. Konsere çıkmadan önce ben Arif ne yapacaksın, ne var repertuarında dedim.
Baktı suratıma, şarkı türkü söylemeyeceğim, merak etme. Aranızda bayağı bir esprisi olmuş herhalde, evet. Bu şarkı söylemenin, değil mi? Peki geldiğiniz için çok teşekkür ederim.